Herkese merhabalar, ben Tolga Çeniz. Bugünkü videomuzda telefonunda hücresel plan ekle seçeneği olmayan kullanıcıların bu özelliğe nasıl sahip olacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuzdur ya da bilmeyenleriniz de vardır. Ekim ayının son haftasında ülkemizde Vodafone eSIM özelliğini aktive etti. eSIM nedir? Ondan da kısaca bahsedeyim. eSIM telefonumuza herhangi bir fiziksel SIM kart takmamıza gerek kalmadan telefon görüşmelerimizi, mesajlaşmalarımızı, data planlarımıza erişmemizi sağlayan bir teknoloji. Ben de Vodafone hattı kullandığım için Vodafone eSIM'i ülkemizde başlattığı zaman dedim ki bir bakayım nasıl oluyormuş bu iş. Vodafone'un internet sitesine girip baktığımda eSIM profili ekleyebilmemiz için telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Hücresel seçeneğini seçiyoruz. Hücreselin altında hücresel plan ekle diye bir seçenek olması gerekiyor. Hücresel plan ekleyi seçtiğimiz zaman Vodafone'un bize verdiği barkodu okuyarak eSIM'imizi aktifleştirebiliyoruz. Ama telefonumun hücresel kısmında hücresel plan ekle seçeneğinin olmadığını gördüm. Ve bununla ilgili internetten araştırmalar yaptım. İlk önce karşıma Apple'ın resmi destek sitesi çıktı. Apple'ın resmi destek sitesinde şöyle bir bilgi var. 23 Haziran 2020'den itibaren aygıtınızı ilk kez ayarladığınızda eSIM'iniz etkinleştirilir ve bu adımları izlemenize gerek yoktur. eSIM'iniz etkinleştirilmediyse operatörünüzle irtibat kurun. Bu tarihten önce ayarlanan aygıtlarda eSIM'inizi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin diyor. Aşağıdaki adımlar da şöyle. İşte aygıtınızı yedekleyin. Ayarlar genel sıfırlaya dokunun. Tüm içerikleri ve ayarları sile dokunun. Yani telefonumuzu sıfırlamamızı istiyor. Ben de hemen telefonumu sıfırladım. Telefonumu sıfırladıktan sonra burada söylediğine göre işte yedekten yükleyebilirsiniz diyor. Yedekten de bilgilerimi yükledim. Ama hücresel plan ekle seçeneği gelmedi. Ondan sonra dedim ki ben bir de iTunes üzerinden sıfırlayayım telefonumu. iTunes üzerinden de sıfırlama işlemini yaptım. Bu sefer yedekleri yüklemedim. Dedim yeni bir iPhone olarak kurulumu tamamlamak istiyorum dedim. Ve yeni bir iPhone olarak kurdum ama tekrar hücresel plan ekle seçeneği gelmedi. İnternette bazı araştırmalar yaptım. Bu problemle karşılaşan pek çok kullanıcı gördüm. eSIM ülkemizde Ekim ayının sonunda başladı ama tüm dünyada 2018 yılından beri kullanılan bir teknoloji. Tüm dünya demeyeyim gerçi şu anda bile hala kullanan ülke sayısı az eSIM'i. Ama bu problemle karşılaşan insanlar gördüm. Forumlarda işte Apple'ın kendi forumunda, MacRumors'ta, Donanım Haber'de, işte Reddit'te bu konuyla ilgili açılmış başlıklar var ve kullanıcılar bu probleme çözüm bulamamışlar genelde. Forumların hepsinde sonunda bir yere gelmiş, ondan sonra kimse devam etmemiş. Sonuçta ne olmuş bilmiyoruz. Sonra Apple destek bölümünü aradım. Dedim ki benim telefonumda eSIM eklemek için hücresel plan ekle seçeneği yok. Sıfırlamamı söylediler. Ben zaten sıfırlamıştım. iTunes üzerinden sıfırlamamı söylediler. Ben zaten iTunes üzerinden de sıfırlamıştım. Apple desteği aradığınız zaman karşınıza bir kişi çıkıyor. Bu kişi sorularınızı cevaplayamadığı zaman sizi kıdemli danışmana yönlendiriyor ve beni kıdemli danışmana yönlendirdiler. Kıdemli danışman da tekrar aynı şeyleri işte sıfırlamamı, iTunes'dan sıfırlamamı, zorla başlatma diye bir seçenek varmış. Onu yapmamı, işte ayarlarımı sıfırlamamı söyledi ama ben zaten onların çoğunu yapmıştım. Ve bu işlemlerin hepsini yapmamıza rağmen hücresel plan ekle seçeneği telefonuma gelmedi. İnternette başka çözüm yolları da sunmuşlardı. 3D Tools diye bir program var. Bu programla cihazı deaktive edip sonra tekrar aktive edin. Sonunda hücresel plan ekle seçeneği gelecek gibi yorumlar gördüm ama o da işe yaramadı. Ve Apple destek bana telefonumu servise göndermemi istedi. Ben de Acacia Apple'dan randevu aldım ve Acacia Apple'a telefonumu götürdüm 3 Kasım tarihinde. Oraya gittik, oradaki arkadaş ilgilendi benimle. Dedi ki halledeceğiz sorununuzu, merak etmeyin. İşte telefonumu orada da sıfırladılar. Olmadı. iTunes üzerinden sıfırladılar. Yine olmadı. Hatta benimle ilgilenen arkadaş telefonuna baktı hemen, onda hücresel plan ekle seçeneği vardı. Sonra başka bir orada çalışan görevli arkadaş geldi. Benim telefonumda da yok dedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünmeye başladılar. Sonra benim telefonumdan gerekli bilgileri aldıklarını ve bana geri dönüş yapacaklarını söylediler. Ben de evime gittim ve beklemeye başladım. Oradan işte günler geçti. Neredeyse işte 3-4 günde bir Apple desteği aradım. Problemimin devam ettiğini, Apple'dan bana geri dönüş olmadığını belirttim. Onlar ısrarla bana size mağazadan geri dönüş yapacaklar dediler. Sonunda yaklaşık 20 gün sonra
20 Kasım, 22 Kasım gibiydi sanırım, tam tarihi hatırlamıyorum. Ben İstanbul'da yaşamadığım için tekrar Akasya'ya gidemedim ama bir arkadaşımın Apple Akasya'da bir işi vardı. Ben de ona dedim ki benim böyle bir durumum var, ben Apple Akasya'ya gitmem ama bana hala dönüşü yapmadılar. Bir görüşür müsün dedim. O da gittiği zaman, kendi problemini halletmek için gittiği zaman benim problemimden bahsetmiş, olay numaramı ben ona vermiştim. Cihazın seri numarasını istemişler, cihazın seri numarasını da verdik ve Apple'dan şöyle bir yanıt aldım. 3 Kasım'da gittiğimde benimle ilgilenen arkadaş işten ayrılmış. O işten ayrıldıktan sonra benim olayımla kimse ilgilenememiş. Onun için tekrar gitmem gerekiyormuş gibi saçma sapan bir yanıtla karşılaştım. Ben bunu duyunca telefonumu Bursa'da Genpa servisine götürdüm. Apple'ın sitesine baktığınız zaman oradan görebiliyorsunuz yetkili servisleri. Bursa'da iki tane var. Biri Genpa, biri Zentek'ti. Ben Genpa'yı seçtim. Genpa'ya götürdüm telefonumu ve telefonumu Genpa servisi teslim ettim. 2-3 gün sonra bana cevap geldi. Dediler ki telefonunuzun değiştirilmesi gerekiyor. Hoş geldiniz Kaya Bey. Tanıştırayım. Daha önceki Merhaba. videolarımdan görmeyenler için. Kendisi Kaya Bey. Kaya Çenil. Evet. Nasılsınız? İyi. Ben deyim, teşekkür ederim. Neyse, Genpa'dan değişim kararı çıktı. Genpa telefonumu Apple onarım merkezine göndermiş. Apple onarım merkezinden bir değişim kararı çıkmış ve telefonum geldi. Telefonum geldikten sonra hemen açtım. Kurulumunu gerçekleştirirken gördüm ki hücresel plan ekle seçeneği hala telefonumda yok. Böyle olunca dedim ki ben bu telefonu tekrar vereyim servise. Bu arada da Apple desteği aradım. Apple desteği aradım. Olayı anlattım. Telefonumun değiştirildiğini ama yeni gelen telefonda da hücresel plan ekle seçeneğinin olmadığını belirttim. Onlar da gerçekten şaşırdılar. Ben Apple desteği her aradığımda farklı kıdemli danışmanlarla görüştüm. Çünkü aradığınız zaman aynı kişiyi tekrar bulamıyorsunuz. En son görüştüğüm kıdemli danışman bu sorunu çözeceklerini, hiçbir şüphemin olmamasını istedi benden. Ben de dedim yani şimdiye kadar konuştuğum herkes aynı şeyi söylüyor ama yaklaşık 1,5 aydır bu problemi çözemiyorum ben dedim. Kıdemli danışman telefonumu uzaktan bağlandı, bazı testler yaptı, bazı ekran görüntüleri aldı. Dedi ki ben bu görüntüleri mühendislik bölümüne göndereceğim. Size yarın haber vereceğim dedi. İyi dedim. Yani çok umutsuz bir şekilde bir gün daha bekleyeyim, ondan sonra servise veririm dedim. Ertesi gün Apple destekten bir telefon geldi. Beni arayan hanımefendi mühendislik bölümünün problemi çözdüğünü, telefonumu kapatıp açmamı, açtığım zaman hücresel planı göreceğimi söyledi. Ama ben çok inanmadım tabii ki, çünkü neredeyse 1,5 aydır uğraşıyordum. Bu kadar kolay bir yöntem olsa herhalde daha önceden de çözülürdü. Ben bu işlem için telefonun bile değişim kararı çıktığını söyledim onlara. Siz dedi kapatın açın, ben tekrar arayacağım size dedi. Gerçekten de telefonumu kapattım, açtım ve hücresel plan ekle seçeneği geldi arkadaşlar. Evet, yani kısaca özetlemek gerekirse telefonunuzda hücresel plan ekle seçeneği yoksa normalde telefonu sıfırladığınız zaman gelmesi gerekiyor. Ama telefonu sıfırlamanıza rağmen hücresel plan ekle seçeneği gelmemişse yapacağınız şey Apple desteği aramak, uzaktan bağlantı istemek, telefonunuzun bilgilerinin mühendislik kısmına iletilmesini istemek ve mühendislik kısmının uzaktan bir bağlantıyla, hoş geldin Ozmo sen de. Ve uzaktan bağlantıyla mühendislik kısmı hücresel plan ekle seçeneğini telefonunuzda aktive edebiliyor. Evet, durum bu arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanala abone olun ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videolarımızda. Hoşça kalın.